In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Merhaba efendim. Hepinizi hürmetle, saygıyla, muhabbetlerimle selamlıyorum. Bir önceki dersimizin üzerinden yaklaşık iki hafta geçtiğinin farkındayım. Aranın bu kadar uzamasının birkaç önemli nedeni var. Birincisi ders yoğunluklarım, akşam derslerim de vardı. Onlar bu hafta itibariyle sona erdi. Ramazan-ı Şerif girdi. Böyle olunca biraz fasıla oluştu. Bunun için hoşgörünüzü, müsamahanızı bekliyorum. Bundan sonra inşallah daha düzenli her hafta bu dersleri yapmaya çalışacağım. İnşallah bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen vakit zayi etmeden kaldığımız yere geçelim. Evet, değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerim. En son argüman üzerinde durmuştuk ve argümanın ne olduğunu ve önermelerin ne olduğunu tanımlarını yapmıştık. Hemen bir buradan devam edeceğimiz için bir argüman tanımını yeniden bir hatırlayalım. Ve sonra müellif bize kaldığımız yerden itibaren yeniden bu argüman, önermeler, öncüller, sonuçlar üzerinde duracak. Bunları daha iyi kavramamız bakımından burada çerçeve içinde bulunan tanımı bir hatırlayalım. An argument is a collection of statements. Demek ki bir argüman önermeler bütünüdür. Collection of statements. Statement'ın önerme olduğunu yukarıda görmüştük. Demek ki bir argümandan söz ediyorsak elimizde önermeler var demektir. Bir önermeler topluluğu, bir önermeler bütününden söz ediyoruz demektir. Fakat bunlar öyle önermeler ki one of which, bu önermelerin bir tanesi, is designated as the conclusion. Sonuç olarak tasarlanmış, sonuç olarak tespit edilmiştir. Bunu tanım yaparken demiştik ki bir tanesi sonuç olmak zorundadır. Eğer elimizde önermeler var ve bunlardan bir tanesi bu önermelerin sonucu olamıyorsa orada bir argümandan söz edemiyoruz. Elimizde bir sonuç önermesinin bulunması zorunludur. Ve the remainder of which, geri kalan önermeler, statements'lar ise birisini sonuca çıktık. Geri kalan önermeler, onlar da designated as premises, onlar da öncüller olarak tespit edilmiştir, belirlenmiştir. Şimdi bu argümanı hatırlamış olduk. Bir kere daha söyleyelim. Bir tanesi sonuç önermesi olmak üzere önermeler topluluğuna, önermelerin bir araya getirilmesine, tertip edilmesine argüman diyoruz. İşte tam da burada müellif bize burada not, burada kalmıştık, altında çizmiştik. Diyecek ki değerli arkadaşlar, not, dikkat edin, that in saying that a statement, bir önerme söylemek, bir önermeyi belirlemek, bir önerme ortaya koymak ne demektir? Is capable of being true or false. True or false'ın üzerinde durmuştuk hatırlarsanız. O bir önermeyi, ihbari önerme dediğimiz, declarative sentence dediğimiz, doğru ve yanlış olabilme, true, doğru, false, yanlış olabilme kapasitesine sahip, capable of being de bu demektir. Yani doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Özelliğine sahip, tabiatı itibariyle o ifade doğrulanabilirdir, yanlışlanabilirdir. O zaman biz that in saying that a statement, bir önerme ortaya koymamız,
is capable of being true or false. Doğru ya da yanlış olmaya açık, ona efendim meyilli, doğru olabilme, yanlış olabilme efendim özelliğine sahip bir söz söylemiş oluyoruz, bir ifadede bulunmuş oluyoruz. Ve we are not saying, böyle bir önermeyi söylediğimizde asla şöyle bir şey iddia etmiyoruz, şöyle bir şey söylemiyoruz. We are not saying that we know for sure which of the two, true, false, it is. Biz doğru ya da yanlış olabilmeye açık olan bir önerme söylediğimizde, biz bu önermenin doğruluğunun ya da yanlışlığının hangisi ise, ister doğru ister yanlış, bunların herhangi birinden emin olduğumuzu, doğruluğunu da ya da yanlışlığını kesin anlamda bildiğimizi söylemiş olmuyoruz. We are not saying that we know for sure which of the two, true or false, it is. Demek ki biz bir önerme söylediğimizde bu önermenin önerme olabilmesi için, bu önermenin doğasında var olan doğruluk ve yanlışlığın efendim bizim açımızdan net olduğu, kesin olduğu anlamına gelmiyor. Ben bir önermede bulunmam için bu önermenin kesin anlamda doğru ya da kesin anlamda yanlış olduğunu bilmem gerekmiyor. Thus böylece bu durumda for a sentence to be a statement, bir cümlenin bir önerme olması demek, bir cümle sentence to be a statement, çünkü önermeler de bir cümledir biliyorsunuz. Bir cümlenin bir önerme olabilmesi için it is not necessary that mankind knows for sure whether it is true or whether it is false. Demek ki bir kurulan cümlenin önerme olabilmesi için it is not necessary, gerekli değildir, that humankind, bir insanın knows, bilmesi, for sure, kesinlikle, whether it is true, doğru mu, or whether it is false, yanlış mı olduğunu bilmesi gerekli değildir. For example, an example is the statement God exists. Örneğin, Tanrı vardır önermesi. God exists bir önerme midir? Evet. Doğrulanabilip yanlışlanabilmeye açık mıdır? Evet. Fakat biz bunun kesin olarak doğru ya da kesin olarak yanlış olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Söylememiz gerekiyor mu? Necessary? No. Gerekmiyor. Demek ki burada bu paragrafta değerli izleyenler, müellif bize bir ifadenin argüman olduğunda onun doğru ve yanlış olmaya açıklığını bir kez daha bize vurgulayarak anlattı ve bir cümlenin, bir ifadenin argüman olması için bizim o önermenin doğruluğu ve yanlışlığı hakkında kesin bir bilgiye sahip olmamızın gerekli olmadığını söyledi. Gerekli değil. Sahip olabilir miyiz? Evet. Olmayabilir miyiz? Evet. Ama illa olmamız gerekmediğini bize söylemiş oldu ve bu Tanrı vardır önermesi de gerçekten bu konuda, onu da çizelim, son derece önemli bir ifadeydi. Şimdi buradan böyle bir hatırlatmadan sonra müellif bize yeniden geçen dersimizde üzerinde durduğumuz konuları hatırlatarak bu konuyu biraz tafsilatlandıracak, biraz daha anlaşılır hale, net hale getirecek. Peki hemen kendisini dinleyelim. Now let us get back to inferences and arguments. Evet, şimdi tekrar yeniden inferences, çıkarımlara ve argümanlara dönecek olursak. Yeniden dönelim, çıkarımlar yapalım, argümanlar yapalım, belirleyelim. Ve bunlardan çıkarımlar, yani sonuçlar belirleyelim.
argüman ve sonuç ilişkilerine bakalım. Çıkarımlar üzerinde duralım. Çünkü az önce ne demiştik argümanın tanımında? Bir argümandan söz edebilmemiz için elimizde önermeler olmalı. Collection of statements olmalı. Sonra bunların içinden bir tanesi one of which ne olmalı? Sonuç önermesi olmalıdır. Yani oradan bir sonuç çıkarmalıyız. İşte buna yeniden bir dönelim diyor. Bunu bir kere daha biraz detaylıca ele alalım. Ve hemen şimdi başladı. Bize bunları anlatacak. Earlier, daha önce yani bir önceki dersimizde üzerinde durduğum şeyleri söylüyor. We discussed, müzakere ettik, üzerinde durduk. Two examples of inferences. Sonuç çıkarmanın iki örneği üzerinde durup mütalada bulunduk. Şimdi diyor, let us see how these can be represented as arguments. O halde şimdi de neyi görelim? Bunların argümanlar olarak nasıl belirlendiğini, bunların argümanları nasıl gösterdiğini ele alalım. Yani bu verdiğimiz daha önceki örneklerin nasıl argümanlar olarak kendilerini ortaya koyduklarını ve onların argümanlar olduklarını nasıl görebildiğimizi bir ele alıp onun üzerinde duralım. In the case of the smoke fire inference, for example. Örneğin, yukarıda da üzerinde durduğumuz duman ateş çıkarımına dönelim diyor. In the case of the smoke fire inferences. Duman ateş çıkarımından malum konuşmuştuk. Ona yeniden dönelim diyor ve onun üzerinde şimdi duracak. Ve diyor ki, the corresponding argument, uygun argüman, is given as follows. Aşağıda verilmiştir. Bu şimdi birazdan okuyacağımız aşağıdaki verili olan müellifin vermiş olduğu argümanlar üzerinden bu duman ateş meselesini görmüş olduğumuz bu bilgiler muvacihesinde bir kere daha ele alıp netleştireceğiz. Neyin ne olduğunu bize söyleyecek müellif. Peki bakalım. A1 argümanı bu. Bakın bunların her biri bir argüman. There is smoke. Bu bir argümandır. Nedir? Duman vardır. Bu bir önermedir. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir değil mi? Yani duman olabilir, olmayabilir. Bu bir önermedir. Eğer yanlışlanıp doğrulanabilseydi önerme olmayacaktı. There is smoke. Duman vardır. Hemen buradan değerli izleyenler bunu şöyle birleştirelim. Buna bir argümanın yapısında structure of argument bir argümanın yapısında bu önermeye bu statement bu önerme neymiş? Premise bir öncüldür. Bu önermeyi öncül olarak belirledik. Peki şimdi burada son derece önemli bazı şeyleri bize vurgulayacak. Onu biz farklı renklerle müsaadenizle vurgulayalım. Therefore ve bu son derece önemli ve benzerlerini de birazdan verecek. O halde there is far. Bu da bir nedir? Sonuçtur. Şimdi bunu da gördüğünüz gibi hemen ne yaptı? Conclusion, sonuç olarak belirledi. Bu conclusion'un diğer adı neydi? Inference, yani çıkarım yaptık. Dumanın oluşundan bir ateş çıkarımı yaptık. We inference fire, ateş çıkarımı yaptık. Dolayısıyla conclusion, bu da bir çıkarımdır, bir sonuçtur. Şimdi burada bize birazdan müellif bunların detaylarını anlatırken söyleyecek. Görüyorsunuz bu sade bir argümandır. Bir öncül bir sonuçtan oluşuyor. Bir tane premise öncülümüz var. Bir tane de sonuç önermemiz var. Bir öncül bir sonuç önermesinden oluşan bir argüman gösterdi. A1 aşağıda A2 verecek. Orada biraz daha farklı argüman yapılarından söz edecek. A2
arada bir kahve içmemi hoş görürsünüz umarım. İftar olunca, iftardan sonra işte kahve içmem gerekiyor. Onu da içip derse başlayabilirdim belki ama size ders yapmayı o kadar özlemişim ki kahveyi içip de başlamaya sabredemedim. Dedim hem kahvemi içeyim hem de dersimi yapayım. Ola ki sizin de canınız çeker. Siz nasıl olsa kayıttan izliyorsunuz. Rahatça kaydı durdurur gider kendinize bir çay kahve yapıp içebilirsiniz. Ben ısmarlayamıyorum. Ama size afiyet olsun efendim. Peki, therefore, şimdi bunun üzerinde duracağız bu therefore'ların. There is fire, conclusion. Here the argument, bakın. İşte diyor bir argüman bu. Burada bir argümandan söz ediyoruz. Here the argument, bir argümanımız var. Peki neden oluşuyor? Consists of two statements. Bakın, iki tane önermeden oluşmaktadır. Consists of two statements. There is smoke. Bu önermelerden birisi duman vardır. And the other, there is fire. Ateş vardır önermeleri. Fakat burada önemli olan the term therefore. Bakın, burada önemli olan therefore'dur. Şu bağlantıyı kuralım. Bu önemli. Evet. Therefore, buna bağlaş diyeceğiz. Önermeleri sonuç ilkesiyle bağlayan bağlacımızdır. Bu therefore bağlacı is not strictly speaking part of the argument. Bu zorunlu bir argümanın parçası değildir. Yani net olarak söylememiz gerekirse strictly speaking, yani net olarak ifade etmemiz gerekirse therefore illa da bir argümanın zorunlu bir parçası, zorunlu bir efendim üyesi değildir. It o, yani bu bağlaş therefore rather daha çok serves to designate the conclusion. O daha çok sonucun, yani there is fire sonucunun çıkarımının ifadesini göstermeye yarar, hizmet eder. Demek ki therefore it rather daha ziyade serves to designate the conclusion. Sonucu belirlemeye, sonucu göstermeye yarar. Yani sonucu daha iyi vurgular, sonucu daha iyi işaret eder, onu gösterir. Peki bunu nasıl yapar? Peki bunu nasıl yapar? Yani therefore sonucu bize nasıl gösterir? Setting it off. Bakın, şöyle oluşturur. Şu şekilde bunu ortaya koyar. From the premise, öncülden hareket ederek bunu yapar. Öncülümüz neydi? There is smoke, duman vardır öncülümüzden. Hareket ederek, buradan hareket ederek, bu therefore neye yarıyormuş? Sonuç çıkarımımızı, sonuç önermemizi vurgulamaya, onu göstermeye yarar. In this argument, bu argümanda, yani sözün ettiğimiz argümanda, there is just one premise. Buraya dikkat edin diyor. Önemli bir vurgu. Onu farklı bir renkle müsaadenizle vurgulayalım. Efendim, in this argument, vermiş olduğumuz bu argümanda, there is just one premise. Demek ki tek bir öncülü olan argümanımız olabiliyor. İki tane argümandan oluşuyor. Bu örneğe yeniden dönelim. Şuna yeniden dönelim. Bu bir argümandır. Yani collection of statements dediğimiz şey şu, bir argümandır. Bu bir argümandır. Bir argüman örneği. Peki argüman neydi? Collection of statements'tı. Önermeler bütünüydü. İşte bakın, önermeler bütünü dediğimizde bu argument, this argument has two statements. Bu argüman iki tane önermeye sahiptir. One of is premise and the other conclusion. Birisi öncüldür, diğeri de sonuç cümlesidir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu
örneğimizde iki önerme bir argüman oluşturdu. Bunlar son derece önemli olduğu için özellikle vurgulayarak gidiyorum, acele etmiyorum. Sizin de bunları çalışırken yazmanızı, not tutmanızı ve hem İngilizcenizin daha iyi gelişmesi açısından faydalı olacağını söylemiş olayım. Şimdi daha önceki verdiği iki örneği burada argüman üzerinden yeniden alacağını söyledi ya, in the case of the missing person inference. Şimdi gelelim diyor, gelelim bir kişinin kaybolduğu örneğe. In the case of the missing person inference. Bu örneğimiz missing person, kayıp kişi. Bir kişinin kaybolduğu bir topluluk vardı. Onu örnek vermiştik. Şimdi onu bir argüman olarak düzenleyelim diyor. Orada yukarıda bir çıkarım olarak yaptık. Şimdi bunu bir argümana dönüştürelim ve argüman olarak ifade edelim. The corresponding argument, bu bir kişinin kaybolduğu çıkarımla ilgili uygun argüman şöyle olur. Is given as follows. Aşağıda şöyle verilmiştir. Yani böyle bir durumu A2, 2. örneğimizde şöyle örneklendirebiliriz ve şöyle bir argümana dönüştürebiliriz. Hemen dönüştürelim. Hemen dönüştürelim. Birinci öncülümüz, bakın öncül bir. There were two, sorry, 20 persons originally. Esasen 20 kişi var. Birinci öncülümüz bu. Originally vurgusu zarf önemli burada. Yani ihtimale yer yok. Kesin olarak, temel olarak 20 kişimiz var. 20 kişi vardı. There were 20 persons originally. This is the premise. First premise. Birinci öncül. Şimdi durum ne? Elimizde kaç kişi var? There are. Bu vardı bakın. There were. Past. There are present. Önceden 20 kişiydi. Şimdi there are now present. Şimdi 19 persons currently, bakın currently vurgusu önemli. Aslında 20 kişi, currently şimdi ise currently present. Şimdi ise 19 kişi var. This is second premise. Bu da ikinci öncülümüz. Bu iki öncülden bir sonuç çıkaracağız şimdi. Therefore, bakın yine therefore bağlacımız geldi. Hemen onu vurgulayalım. Therefore, şart değildi bu biliyorsunuz ama sonucu göstermeye hizmet etmesi, sonucu gösterme işini üstlenmesi bakımından önemliydi. O halde someone is missing. O halde bir kişi kayıp. What is this? It is conclusion. Bakın, bu bir sonuçtur. Evet. Çıkarımdır. Inference yaptığımız şey burada conclusion oldu. Here the argument, işte bu da bir argümandır diyor müellif. Bu da bir argümandır. Ama bu argüman consists of three statements. Üç öncülden oluşuyor. Bu öncüllerimizi vermiş hemen. Bu tırnak içinde verdiğinde bizim Arapçada buna ondan bedel yapıyoruz bunları. Bu üç cümleden bedel şunlardır yapıyoruz. Bu aynen diğer dillerde de böyledir. Bu üç önerme şunlardır demektir modern yazım usulünde. There were 20 persons originally. Bu birinci öncülümüzdür. Birinci öncülümüzdür. Öncül 1. There are 19 persons currently. Bu ikinci öncülümüz. And someone is missing. Bakın bu da üçüncü neyimizdir? Statement, önermemizdir. Üç tane önermemiz var. İkisini öncül, üçüncüsünü de conclusion yaptık. Once again, bir kere daha tekrar etmemiz gerekirse, bir kez daha söylemek gerekirse, therefore, işaretlediğimiz therefore,
sets off the conclusion from the premises. Bakın bu önemli bir cümle. Bunu renklendirelim. Dikkatinizi çeksin. Evet. Therefore, sets off oluşturur, sonucu oluşturur. Neden? Öncüllerden. Bir kez daha diyor, vurgulamamız gerekirse, therefore, öncüllerden sonucu oluşturur. Şimdi, sanıyorum daha önce de bunların üzerinde durduğumuz için, bir aynı zamanda tekrar olduğu için sizi zorlayacak konular değildi. Gayet rahat gidiyoruz, ilerliyorum onun için de. In principle, prensip olarak, any collection of sentence statements, bakın, ilkesel olarak, prensip olarak, herhangi bir önermeler bütünü, herhangi bir önermeler toplamından söz ettiğimiz, yani önermeler var elimizde. 1, 2, 3, 5 önermelerimiz var. Bu önermeler can be treated as an argument. Ne yapabiliyormuş bu önermeler değerli arkadaşlar? Bir argüman olarak işlev görebilir. Bir argüman olabilir. Bir argümana dönüşebilir. Buna dikkat edelim. Çünkü bu önemli bir şey. Elimizde önermeler toplamı var. Önermeler var. Bu önermeler treated as an argument. Bir argümana dönüşebilir. Bir argüman yapabiliriz. Simply by designated. Sorry, designating. Yapabiliriz. Bir önermeye, pardon, bir argümana dönüştürebiliriz. Neyle? Sadece, simply, sadece by designated. Ne yaparak? Belirleyerek, düzenleyerek, terkip ederek. Neyi? Which statement, hangi önerme, in particular is the conclusion. Elimizdeki bu önermelerin içinde özellikle hangisinin sonuç önermesi olduğunu tespit etmek suretiyle bu önermeleri neye dönüştürebiliyoruz? Bir argümana. Hemen şurada örneklendirelim. Farklı bir renkle örneklendirelim. Bir önermemiz var. İki önermemiz var. Üç önermemiz var elimizde. Bunlar birbirinden bağımsız diyelim önermeler. Şimdi biz bundan bir argüman oluşturmak istiyoruz. Bir argüman oluşturalım diyoruz. Eğer bu elimizde bulunan önermelerden bir argüman oluşturacaksak ilk belirlememiz gereken neymiş? Hangisinin conclusion, sonuç önermesi olacağını önce belirleyeceğiz. İşte tekrar okuyorum. In principle, ilkesel olarak, any collection of statements can be treated as an argument simply by designating which statement in particular is the conclusion. Demek ki elimizdeki bu önermeleri bir argümana dönüştürebilmemiz için yapmamız gereken şey sadece bu önermelerden hangisini sonuç önermesi yapacağımıza karar vermek. However, böylece dikkat edin, not every collection of statements is intended to be an argument. O halde elimizde bulunan her türlü önermeler topluluğu bir argüman oluşturmayı sonuç vermeyebilir. Elimizdeki her önermelerden hareket ederek bu önermeler bir argümanı oluşturmayı amaçlamayabilir. Intended to be an argument. Bununla bir argüman amaçlanmamış olabilir. Birbirleriyle irtibatlandıramaz. Örneğin şu örneğe tekrar dönecek olursak, bu örneğe, bu üç tane elimizde ne var? Statement var. Üç tane önermemiz var. Ama birini sonuç yapamıyorsak o zaman buradan bir argüman çıkmaz. Elimizde üç tane önerme olmuş olur. Beş tane önermeniz var. Birini sonuç cümlesi yapamıyorsanız
sonuç önermesi yapamıyorsanız oradan bir argüman çıkmaz. Onun için geçen dersimizde de üzerinde ısrarla durmuştum. Bu çok son derece önemli. Argümanın gündelik dille de farklı anlamlarda kullandığından da bahsetmiştik. Bilimsel anlamda ve akademik anlamda argüman dediğimizde zorunlu olarak şunu da söylemiş oluyorsunuz. Argüman dediğiniz an birisi de sonuç cümlesi olmak üzere elinizde önermeler bütünü var demektir. Benim bir argümanım var dediğinizde, senin argümanın ne kardeşim dediğimizde, bilimsel anlamda söylediğimiz şey ya da bu bir argüman değildir dediğimizde, bu bir argümandır dediğimizde, bununla ifade ettiğimiz şey içinde bir sonuç önermesinin bulunduğu, bir ya da iki neyse öncüllerle birlikte oluşturulmuş bir düşünceden, bir fikirden, bir önermeler bütününden, collection of statements'tan söz ediyoruz demektir. We accordingly biz need, muhtacız. Kriterlere, ölçülere muhtacız. By which to distinguish, bakın, by which, şu manada ölçüler, kriterler, ilkelere ihtiyacımız var ki, to distinguish, ayırt edeceğiz, ayırt etmeliyiz. Neyi? Arguments, argümanları. From other collection of statements, bakın, bu çok çok önemli. Lütfen bunu renklendirmeme izin veriniz. Farklı bir renk yapmak istiyorum. Şöyle. We accordingly need criteria by which to distinguish arguments from other collections of statements. Demek ki, değerli arkadaşlar, biz bu durumda elimizde ölçü olacak ve bu ölçü bize ayırt etmemizi, ayrıştırmamızı sağlayacak. Bunu ileride ve Arapça mantık derslerimizde fasıl olarak göreceğiz. Bunu ayırt edecek bir fasıl olacak elimizde. Neyi? Hangi önermeler bütünü argümandır? Hangi önermeler bütünü argümandır? Onu diğer önermeler toplamından, bakın, önermeler toplamından ayırt ediyor, argümandan değil. Argümanı argümandan ayırmıyoruz. Ya, buraya dikkat edelim, bu cümle çok önemli. Çok çok son derece önemli. Diyor ki, bu durumda biz ölçüye ihtiyaç duyarız. Bu öyle bir ölçü ki, o ölçüyü koyarız, deriz ki, şu argümanlar bütünü, pardon, şu önermeler bütünü argümandır. Ölçümüz var çünkü. Ölçümüz neydi? Sonuç cümlesi olacaktı. Ölçümüzü koyarız, deriz ki bu önermeler bir argüman oluşturmuş deriz. Ama elimizde şöyle bir önermeler olsun. Bunun da efendim sonuç önermesi olmasın. İşte ona ne diyor? Bakın, önermeler grubu, önermeler efendim topluluğu, önermeler elimizde önerme olarak bulunan önermeler grubu toplamı. Bunların adı ne? 3-5 önerme. 3-5 önerme argüman değildir. Ama yukarıda gördük, birisini sonuç yapabilirsek 2 önermede argüman oluşturuyor. Birini sonuç yapabilirsek 3 önermede argüman oluşturuyor. Ama elinizde 10 tane şey var, önerme var. Birini sonuç cümlesi yapamıyorsunuz. Bu argümandır. Hayır. Nedir? Önermeler toplamıdır. Önermeler bütünüdür. Elinizde önermeler var. O kadar. Son derece önemliydi. Dersin tekrarıydı ama çok güzel
şeylere dikkatimizi çekti. Şimdi buradan inşallah yorulmamışsınızdır. Devam edelim. Ve konuyu daha netleştirecek ve inşallah çok fazla değil, son derece önemli bir başlığa geleceğiz. Orada da kalacağız. Diyor ki müellif bütün bunları söyledikten sonra, there are no hard and fast rules for telling when a collection of statements is intended to be an argument, but there are a few rules of thumb. Şimdi burada tam olarak sevgili öğrencilerim, birkaç şeyi vurgulamam gerekiyor renklerle. Onları lütfen yazarak öğrenmenizi istiyorum. Bu İngilizce'de önemli bir ifadedir. Efendim, idiomatik bir ifadedir. Hard and fast rules. Sabit, değişmeyen kurallar demektir. Sabit, değişmeyen kurallar. Sabit, değişmeyen kurallar. Bir de şu ifadeyi müsaadenizle renklendirmek istiyorum. A few rules of thumb. Thumb baş parmak demek aslında ama bu da yine bir idiomatik ifadedir. Birkaç temel ilke demektir. A few rules of thumb. Birkaç temel ilke. Ben tabii bu dersleri işlerken, bu dersleri takip eden öğrencilerimin en az orta düzey bir İngilizce bildiğini varsayarak ders yapıyorum ve onun için de rahat bir biçimde tercümeler yaparak gidiyorum. Çok fazla detaylara girmiyorum çünkü bu bir İngilizce dersi değil, bir mantık metni okuyoruz. Dolayısıyla orta düzey ve daha üstünde bir İngilizcelerinin olduğunu varsayıyorum. Ve bunun için de ara ara bazı şeyleri hatırlatırsam beni hoş görün lütfen. Buradaki a few dediğim şeyin, şu ifadenin İngilizce'de a few, bir de a little şeklinde kullanımları var. Bunlar işte bunlar gördüğünüz gibi a few, countable nouns dediğimiz sayılabilen, s almış zaten rules. Sayılabilenler için kullanılan, bunlar da sayılamayan, non-countable, uncountable isimler için kullanılan bir sıfattır. Belirleme sıfatıdır. Belirleyicidir. Miktar belirleyicidir bunlar. Quantifier diyoruz bunlara. Bunlar birer belirleyicidirler değerli arkadaşlar. Ama şu few'in few'e, a little'ın sade little'a, e olmaksızın aralarında çok önemli bir nüans farkı vardır. Azdır ama yeterli demektir. E olursa başında. Azdır ama yeterlidir demektir. Bu da öyle. A few rules of thumb. Birkaç temel ilke vardır. İşimizi görebilir demektir bu. Mesela e olmasaydı o zaman birkaç ilke var ama işimize yaramaz olurdu. A few rules of thumb. Birkaç temel ilkemiz varmış. Demek ki bize ne gerekiyormuş? Şimdi bu bazı önemli ifadeleri belirledikten sonra cümleye yeniden döneyim. There are no hard and fast rules for telling, söylemek için sabit kurallarımız yok. Ne zaman? When a collection of statements, önermeler, bir önermeler topluluğunun, is intended to be an argument, argüman olmasını amaçlamak istediğimizde, amaçladığımızda, bunun için sabit, değişmez kuralların olduğunu söyleyemeyiz. Böyle bir elimizde efendim, şöyle temel ölçülerimiz var diyemeyiz. Ancak hiç ölçümüz yok da diyemeyiz. Çünkü yukarıda ölçü lazım dedi ya. Kriterya. We need kriterya dedi bakın. Şimdi onu anlatıyor. Kriterya. Bu arada o şeyleri söylemeyi de unuttum. Onu dinlerken
bazı şeyleri ben unutuyorum. Sonuçta yaşlı adamım, beni hoş görün. An old man. Onun için yorumlara yazarsanız bana hatırlatın, onların üzerinde durayım. Bakın paragraflar nasıl bağlıyor birbirine. Yukarıdaki paragraf bitti. Kriterya son cümlemiz önemliydi. Ölçüler. İkinci hemen devam eden cümlemiz ölçülerle başladı. Paragraf bağlantılarını görüyoruz değil mi? Öncüllerle bitti bakın. Premises yine önermelerle devam ediyor. Metin yazmak açısından da bu dersleri değerlendireceğiz demiştim. Yani onun için söyledim efendim. Gördüğünüz gibi diyor ki elimizde bunun için sabit değişmeyen ilkelerimiz yok ama hiç de yok değil. Yeterli temel ilkelerimiz de var. But there are a few rules of thumb. Yeterli miktarda temel ilkelerimiz de var. Often an argument can be identified as such because its conclusion is marked. Şimdi burada değerli arkadaşlar, sıklıkla bir argüman, şöyle belirleyelim, argümanı daire için alalım, bir argüman can be identified, tanımlanabilir. Şöyle ki, bir argüman tanımlanabilir. As such, şöyle ki, because, çünkü it's, o argümanın it's burada argüman aracı. Çünkü o argümanın conclusion sonucu, o argümanın sonuç cümlesi lazım dedik ya, sonuç önermesi is marked. Bu marked ifadesi bizim bu okuyacağımız tür felsefi ve mantıkla ilgili ibarelerde, metinlerde çok önemlidir. Belirgin demektir. İşaretlenmedir. Mark işarettir, işaretlemektir. Burada anlamı marked, belirgindir, bellidir yani, muayyendir Arapçada. Muayyenun diyoruz. Bellidir. Dolayısıyla çoğunlukla bir argümandan söz ettiğimizde bu argümanın sonuç cümlesi bellidir. Ve bununla tanımlanabilir. Yani argümanı nasıl tanımlayabiliyormuşuz? Sonuç cümlesi muayyen, belli, açık, belirgin olan önermeler topluluğudur argüman. We have already seen one conclusion. Bakın, o halde biz hemen bir sonuç gördüğümüzde, we have already seen one conclusion, bir sonuç gördüğümüzde, ki bu conclusion tire, bakın, marker, yani burada marked belirliydi. ED almıştı, sıfattı. Burada da marker yine adjective'dir, sıfattır. Belirleyicidir. Sonuç, gösterici, belirleyici olan the word, sözcük, therefore, bunları efendim vurgulayalım. Therefore sözcüğüdür. Demek ki biz bir argümanı ne olarak tanımladık? Can be identified, tanımlanabilir, kendisinde sonuç önermesi belli olan önermeler diye tanımladık. Öyleyse diyor ki o halde biz hemen neyi görürüz, fark ederiz? Sonucu. Bir sonuç görürüz ve bu sonuç bize işaret eder. Neyi? Bu sonuca ne işaret eder? Pardon. Bu sonucu ne gösterir? Marker. The word therefore. Therefore sözcüğü. O halde diyoruz ya. İşte therefore'u gördüğümüzde bu therefore bir marker'dır. İşaret edicidir. Gösterendir. Biz buna Arapçada muşir diyoruz. Gösterilen bu müşirdir. İsmi işarettir. İşarettir. Conclusion, sonuçta muşarun ileh diyoruz ya Arapçada. Kendisine işaret edilen. İngilizce'de de bu bir marker'dır, göstericidir. O da nedir? Therefore'dur. Therefore bize sonucu gösterir. Yani therefore gördüğümüz önermenin sonuç önermesi olduğunu anlarız. Besides therefore. Therefore'la birlikte. Şimdi burayı farklı renklendirelim. Bura önemli. Therefore
Merkür'ümüz, bu Merkür'dü yani gösterici, sonuç önermesini gösterici olan bu Merkür olan. Therefore, yanında, besides therefore, therefore'un yanında, there are other words, başka sözcükler de var. That, o sözcükler ki are commonly used to mark, bakın göstermek, işaret etmek için genel olarak kullanılırlar. Conclusions of arguments. Bir argümanın sonucunu göstermek üzere kullanılan başka genel sözcükler de vardır. Words that are commonly used to mark conclusion of argument. Şimdi bu sözcükler içine şunlar dahildir diyor. Onları şöyle yazalım. Including içerir, kapsıyor. Bu therefore'un dışında, therefore'dan başka şu sözcüklerimiz de aynı işaret görevini yapar. Yani sonuç önermesini bize gösterir. Mesela consequently deriz sonuç olarak. Hence deriz böylece. Thus deriz böylece. So deriz böylece. Ergo deriz böylece. Sonuç olarak. All are same meaning. Hepsi de aynı anlamdadır. Hepsi aynı anlamdadır. İster therefore diyelim, ister consequently, ister hence, ister thus, ister so, ister ergo, fark etmez. Usually, genel olarak such words, bu tür sözcükler indicate, indicate meanings show, shows, gösterirler, ifade ederler. That neyi? What follows? Mütakip, gelen, arkasından gelen, aşağıdaki demektir. What follows. Mütakiben, gelecekte olan aşağıdaki şeylerin ne olduğunu ifade eder, gösterirlermiş. Is, bu gelen şeyler. What follows. Bu follows fiildir. S almış, bakın. Onun için iz geldi. Gelecekte olan, aşağıda gelecek, ifade edilecek olan şeyler neymiş? Is conclusion of argument. Neymiş? Bir argümanın sonucu olduğunu gösterirlermiş. Eğer biz bu sözcüklerden birini gördüğümüzde, therefore, consequently, hence, thus, so on, bunlardan herhangi birini gördüğümüzde, bunlar bize neyi gösteriyormuş? What follows is the conclusion of an argument. Bir argümanın sonucunu, sonuç önermesi olduğunu, bu sözcüklerin bulunduğu önermenin argümanın sonuç önermesi olduğunu bize gösterirmiş. Şimdi devam edelim. Other times an argument can be identified as such because its premises are marked. Mesela şimdi buraya ne dedik? Şurada often dedik. Bakın bu ifadelere dikkatinizi çekmek için bunu lütfen şöyle işaretlememe izin verin. Often an argument. Çoğunlukla, çoğu zaman bir argüman dedik. Onun üzerinde konuştuk. Şöyle şöyledir dedik. Other times an argument. Bakın bununla bağlantısını görmeniz gerekir. Konuyu sağlıklı anlamamız için. Çoğu zaman bir argüman şöyle tanımlanır da bazen de şöyle tanımlanabilir diyor. Other times an argument can be identified as such. Şöyle tanımlanabilir. Because its premises neleriyle? Argümanın öncülleriyle. Burada neyle tanımladık yukarıda? Çoğu zaman şu consequently, hence, thus, so, ergo, therefore'dan hareketle conclusion üzerinden tanımladık. Bazen de premises öncülleri üzerinden de tanımlanabilir diyor. Premises are marked. Belirlenmiş olan, muayyen, tayin edilmiş, sonucu verecek öne bu. Burada are marked. Premises are marked ifadesi son derece önemli. Onu da vurgulayalım bence.
Its premises are marked. Argümanın öncülleri belirlenmiştir. Yani ne anlamda? Sonuç önermesine göre belirlenen öncüler. Öyle keyfi değil. Elimizde bir sonuç önermemiz var. Conclusion statement. İşte bu sonuç önermesini verecek, bu sonuç önermemizi çıkarmamızı mümkün kılacak olan premises, öncüllerimiz lazım. İşte bu öncüller de marked olacak, muayyen ve belirlenmiş olacak. İşte o zaman bundan hareket ederek de ne yapıyormuşuz? Buradan hareket ederek de bazen bir argümanı tanımlayabiliyormuşuz. Şöyledir diyebiliyormuşuz. İşte burada da yine sözcükler devreye giriyor. Burada da yine sözcükler devreye girecek ve bize diyecek ki words that are used for this purpose include. Yani öncüllerden hareket ederek argümanı tanımlamak istediğimizde bu amacımıza, this purpose, bu amaca hizmet edecek, for, bu amaca hizmet etmek üzere used, kullanılacak olan words, sözcükler include şunlardır. For, onları da renklendirelim. Bu sözcükler for, because, since, bunlar. Birazdan bunların üzerinde duracağım. Gramatikal olarak duracağım. Bu önemli çünkü. Örneğin, örnek vermiş. For example, using word for. Using the word for sözcüğünü kullanmak, örnek olarak for sözcüğünü kullanalım diyor. Burada ne var? The smoke fire. Örneğimiz ne? Duman ateş çıkarımı yapacağız şimdi. Duman ateş çıkarımı yapacağız. A1. Şurada birinci önermede. Şurada gördük ya bakın. Bunu burada bize örnekleyecek. Duman ateş argümanı. Earlier, daha önce, can be rephrased as follows. Daha önce yukarıda efendim nasıl ifade ettik? Şöyle ifade etmiştik. Rephrased, yeniden aşağıdaki gibi efendim söylenebilir diyor. Earlier, daha önce yukarıda ifade ettiğimiz. Yukarıya bir daha görelim. Üşenmeyelim. Bakın. A1. There is smoke, therefore there is fire. Bakın, therefore there is fire. Böyle ifade ettik. Earlier. Bu earlier'dır. Yazalım istersen ama vakit kaybetmeyelim. Earlier bu. Şimdi ne yapıyoruz? Yeni. Can be rephrased as follows. Aşağıdaki gibi tekrar şöyle de ifade edilebilir. Ayrıca rephrased as follows şöyle de ifade edilebilir. Nasıl? There is fire. Bakın bu aynı. Var. There is fire. There is smoke da var. Ne değişti? Yukarıda therefore vardı. Yukarıda therefore'du. Burada for oldu. For there is smoke oldu. Marker değişti. For neydi? Marker. Yani sonuç cümleyi gösteren işaret alametimiz değişti. For oldu. For there is smoke oldu. Because da gelebilir, since de gelebilir diyor. Ve şimdi bize bir şeyi söyleyecek burada. Bir şey söyleyecek. Diyecek ki, note that. Dikkat et ki, in A1, birinci örneğimizde, the conclusion, sonuç, comes, dikkat buyurunuz, comes before the premise. Birinci örneğimizde, sonuç, nereden önce geliyor? Öncülden. Conclusion, sonuç, comes before the premise. Öncülden önce geliyor. Buraya gelelim. Bakın. There is smoke.
There is smoke. There is fire. Aşağı inelim. There is fire, there is smoke. Buna dikkat edelim. Yani sonuç cümlemizi gösterecek olan bağlaçlar değiştiğinde bağlaçlara bağlı olarak önermelerimizin de argümandaki konumları ve yerleri değişti. Ne kadar önemli bir şeyden söz ediyor. Hemen yukarıyı bir görelim. Tekrar buradaki durumun daha gözünüzde netleşmesini istiyorum. Bakın, duman vardır. Dumandan hareketle, o halde ateş vardır dedik. O halde ateş vardır dedik. Duman vardır, burada öncüldür, premise'tir. Therefore gösteriyor ki there is fire'da sonuçtur. Therefore sonucu gösterir çünkü. Biz therefore'u görünce anladık ki there is fire sonuç cümlemiz, conclusion'dır. Aşağı inelim. Bakın şimdi aşağı inelim. Ateş vardır. Peki neye bağlı olarak ateş var? For there is smoke. Duman olduğu için bu duman bize bir ateşin varlığına işaret ediyor. For there is smoke. Because there is smoke. Since there is smoke. Diyoruz. Evet. Bu da önemli bir ayrıntıydı. Önemli bir ayrıntı. Çünkü değerli öğrencilerim, sevgili izleyenler, yukarıda saymış olduğumuz bağlaçlar ile for, because, since bağlaçlarının İngilizce'de aynı zamanda gramatikal olarak çok önemli aralarında farklar da vardır. Yukarıdaki therefore, consequently, so, ergo gibi sonuç gösteren sözcükler cümleler arası bağlaçlarda daha çok kullanılırken for, because, since daha çok subordinate clause dediğimiz İkincil durumda, ikincil konumda ve yardımcıl konumda olan, yan cümle pozisyonunda bulunan bağlaçlardır bunlar. For, because ve since. Onun için for, because ve since olduğunda tıpkı zarf cümlelerinde olduğu gibi bunlardan hareket ederek bir şey söylenir. Ama yukarıda therefore, consequently, so dediğimizde, hence dediğimizde bunlar aynı zamanda for, because ve since gibi subordinate özelliği olmayan doğrudan main clause dediğimiz ana cümlelerin başında olmak bakımından önemli bir gramatikal incelik ve ayrılığa da delalet ederler. Böyle bir inceliğe de işaret etmemiz gerekir. Şimdi tekrar yine bakın other times an argument, yukarıya bağlamıştık burada often. Tekrar other times neither conclusion'la devam edecek. Burada önemli bir şey söyleyecek. Ona bakalım. Bir başka durumda da diyeceğiz. Buna bazen dedik. Başka farklı durumlarda da, zamanlarda neither the conclusion nor the premises of an argument. Bir argümanın öncülleri ve sonuçları
Neither nor biliyorsunuz. Yine de vurgulayalım. Neither nor kullanımı. Ne diye çok affedersiniz. Türkçe'de karşıladığımız. Ne o ne bu böyledir diyoruz ya. Bazen de ne sonuç önermesi ne de öncüller. Bir argümanın ne öncülleri ne de sonuçları. Are marked. Belli olur. Belli değildir. Bellidir. Ne olursa bellidir diyelim. Yani elimizde öyle bir argüman var ki, argüman diyorum. Elimizde öyle bir önermeler bütünümüz var ki, bunun bir argüman olduğunu söyleyecek olduğumuzda, bunun öncülleri belli değil. Sonucu da belli değil. Ne öncülü, ne öncülleri, ne de sonucu belli. So, o halde it is harder to tell. Söylemesi çok zordur. The collection of statements, bu önermeler toplamının, is intended to be an argument. Bir argüman oluşturmak amacıyla bir araya toplandığını söylemek zordur. Bakın, üç tane önemli durumdan söz ettik. Bunları hemen hatırlayalım tekrar. Şurada çok önemli bir şey söyledik. Çoğu zaman sonuçtan hareket ediyoruz. Bir, buraya yazalım. Şuraya yazalım. Çoğunlukla sonuçtan hareket ediyoruz. Argümanı tanımlıyoruz. Bazen öncüllerden hareket ederek tanımlayabiliyoruz. Ama nadir de olsa bazen de other times ne sonuçtan hareket edebiliyoruz ne de öncüllerden hareket ederek bir argüman tanımı yapamıyoruz. O halde diyor ki elimizde bulunan kaç tane ne yazayım şuraya nokta nokta ne sonuç ne öncül. Bunlar üzerinden bunları belirleyemediğimiz için bir argüman tanımı yapamıyoruz. O halde diyor elimizde ne kadar önerme olursa olsun bu önermelerin bir argüman oluşturmak amacıyla bir araya toplanmış olduğunu söylemek it is harder to tell that the collection of statements is intended to be an argument. Bunların bir argüman oluşturmak üzere bir araya toplandığını söyleyemeyiz. A general rule of thumb o halde temel bir genel kuraldır ki temel bir kuralı applies uygulayırız burada devreye girer. In this case, bu durumda şu genel asıl temel kural devreye girer. As well as aynı zamanda in previous cases, önceki durumlarda da, bu durumda da daha önce bir iki diye şu söylediğimiz durumlar. Bu üçüncü durumda da daha önceki durumlarda da as well as in previous cases, önceki durumlarda da genel bir kural devreye girer. Neymiş bu genel kural devreye giren? Bakın çerçeve içinde. In an argument. Bir argümanda. Artık biz bir argümandan söz ediyorsak, elimizde bir argüman var, bir argümandan söz ediyorsak, o halde the premises are intent to. Öncüller ne olmalıdır? Intent to support, destekliyor olmalıdır. Öncüllerin amacı, öncüllerin varlık amacı desteklemek olmalıdır. Justify, doğrulamak olmalıdır. Neyi? The conclusion, sonuç. Bu genel temel bir kuraldır. Dolayısıyla bunu hepsini şöyle bir renklendirelim. In an argument, the premises are intent or justify the conclusion. Demek ki öncüllerin görevi sonuç önermesini desteklemektir. Buraya geldik. Şimdi buraya kadar tüm konuşmuş olduğumuz ve anlatmaya çalışmış olduğumuz derslerimizde, bu üç derste öğrendiğimiz temel kavramlarda çok önemli kavramları öğrendik. Lütfen bunları yazarak, notlar alarak ve bunları mümkünse ezberleyerek yolumuza devam edelim. Çünkü bundan sonraki okuyacağımız daha ileri metinlerde bunlar bize çok lazım olacak inşallah.
Şimdi demek oluyor ki argümanın ne olduğunu, nelere bağlı olarak bir argüman tespiti yaptığımızı, nelere bağlı olarak argümanı gördüğümüzü bize belirledi ve son olarak da bir temel kural, a general rule of thumb dediğimiz şu genel kuralı bize verdi. Şu genel kuralı. Peki bu neymiş? Eğer bir argümanımız varsa bu argümanda öncüllerin görevi nedir? Öncüller bu argümanda neden var olur? Sonucu desteklemek için. Bu kadar net. Şimdi diyor ki burada biraz feminist hassasiyeti de dikkate alarak son zamanlarda artık efendim metinler böyle yazılıyor. He, she şeklinde böyle yazılıyor. Eril dil, sadece eril dil kullanılmasın diye dişil ifadelerle birlikte özellikle üçüncü şahıslarda efendim. Tabii bu üçüncü tekil şahıslara işaret eden eril dişil ayrımı olan diller için geçerli. Bizde mesela böyle bir sorunumuz yok. O dediğimiz zaman hem erkek için hem kadın için o kullanıyoruz. Burada böyle bir eril dişil hassasiyetlerde gözetilerek bir cümle kurulmuş. Şimdi bu cümlenin anlamlarını verirken biraz efendim cümlede uzun da ben onu daha sade bir biçimde çevireceğim inşallah daha rahat anlamanız bakımından. Diyor ki to state things, şeyleri ifade etmek için somewhat differently, bir dereceye kadar farklı yolları var bir şeyleri ifade etmenin. Farklı yollarla bir şeyler ifade ederiz. Mesela when a person, bir kimse, bir kişi, person, bu kişi speaking or writing, ister konuşurken, isterse yazarken olsun. Advances, bakın bu advances verb'dür. Person, subject, advances verb'dür. An argument, bir kişi ister konuşurken, ister yazarken bir argüman kuruyor, advances, geliştiriyor. Bir argüman belirlemeye çalışıyor, bir argüman oluşturuyor. Bu durumda bu person, bunun biliyorsunuz erili dişili yok. Bu person ister he olsun, ister she olsun, bu kişi expresses, bakın tekil oldukları, singular oldukları için expresses, ifade eder bu kişi, erkek ya da kadın. A statement, bir ifade, bir meramını dile getirir. Ve bu bir statement, bir meramını dile getirdiğine ne demiştik biz daha önce? Bir önerme. Mantıktaki karşılığı ıstılah oldu artık. Önerme ifade eder. Ve bu önermeyi ifade eden kadın, erkek, her kimse believes, aynı zamanda inanır, to be true, bu önermenin doğru olduğuna inanır. İşte bu doğru olduğuna inandığı önermesi diyor conclusion, sonuçtur. Yani bizim işte bir şeyleri ifade ederken to state things somewhat differently, bunun farklı yolları var. Farklı yollarla, çeşitli şekillerde bunları ifade edebiliriz. Ve örneğin bir kişi ister konuşurken, ister yazarken bir argüman oluşturmaya kalkarsa, bir argüman geliştirmek isterse, kadın olsun, erkek olsun, bu kişi bir önerme söylemek zorunda, bir önerme kurar. Ve bu önermenin doğru olduğunu düşünür. Ve işte bu düşündüğü kafasında doğru olduğu kanaatinde olduğu, doğru olduğuna inandığı önerme neymiş? The conclusion. Yani believes to be true, doğru olduğuna inandığı önerme, statement,
the conclusion of the argument. Argümanın sonucudur. And he, she, yine kadın erkek, cites, ifade eder, dile getirir, söyler. Other statements, diğer önermeleri. Bunlar neydi? Premises. Burada zaten veriyormuş. Neyse, biz de yazmış olduk. Bakın. Diğer önermeleri de dile getirirler. Ne olarak getirirler o önermeleri? As a reason, gerekçe olarak. Neden? Reason, cause olarak. Neden olarak? Reason, gerekçe olarak. Önermeleri. Neyin gerekçesi olarak? For believing, inancının doğru olduğuna inandı dedik ya şurada. Bakın. İnancının. That statement. Bu that statement sonuçtu. Sonuç önermesinin inandığı, doğru olduğunu düşündüğü, doğru olduğu kanaatinde olduğu sonuç önermesinin gerekçeleri, nedenleri, causes, sebebi, reason, mantığı olarak, nedeni olarak diğer önermeleri dile getirir, ifade ederler ki bunlar da the premises, öncüllerdir. Öncüllerdir. Şimdi bu son ifadesinde de sevgili arkadaşlar, değerli öğrencilerim, bize bir argüman oluşturmak istediğimizde, bir argüman ortaya koyduğumuzda genel olarak bir doğru olduğunu düşündüğümüz bir önerme belirleriz. Senin argümanın ne dedik ya az önce? Bu argüman mı kardeşim? Bu bir argüman değil. Hayır efendim, bu bir argümandır gibi ifadeler de biz bunu dile getiren kişinin zihninde bir sonuç önermesinin, doğru olduğunu düşündüğü bir önermenin olduğunu düşünürüz. Önce bu belirlenir, sonra da o kişi, kadın olsun erkek olsun, bu doğru olduğunu düşündüğü önermesini destekleyecek, reason for believing, kanaatini destekleyecek, onu kanıtlayacak öncüller belirler. Ve sonra bunları birleştirir, collection of statements yapar, önermeler bütününe dönüştürür, öncülleri belirler, sonra da sonuç önermesini koymak için sonuç önermesini gösteren therefore, consequently, so, hence, ergo gibi ya da for, because, since gibi bağlaçları kullanarak bize ne yapar? Bir argüman oluşturur. Bir argüman oluşturur. O halde argüman, tekrar tüm dersin sonucu olarak toparlayıp bitiriyorum. Sizi yorduğumun farkındayım. Değerli izleyenler, bir argüman, birisi mutlaka sonuç önermesi olmak zorunda olan ve bu sonuç önermesini çıkarmamızı mümkün kılan öncüller ile oluşturduğumuz önermeler toplamı, önermeler bütünüdür argüman. Bunun elemanları var, parts of argument dediğimiz bir argümanın elemanları, parçaları var. İşte bunlar öncüller, sonuç ve bir de sonucu gösteren remarklarımız var, markerlarımız var. Markerlarımız da işte az önce saydığımız bağlaçlardı. Evet efendim, bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen içeriklerini hafızamızda tutacak şekilde öğrenelim. Sonra ileri metinler okuduğumuzda siz beni, ben de sizi yormayayım. Evet, burada kalıyoruz. Tüm dengelim ve tüme varıma dair önemli bir konuya geçeceğiz.
daire için alalım ve burada kalalım. Peki efendim, tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.